Eğer katman kayasını verimlilik 5 basılmış elmas kazma ile kazarsanız gerçek hayat saatiyle yani oyun saati değil gerçek hayat saatiyle 3,5 saat sürer kırmamız ama kırılır yani. Yani katman kayası kırılmaz değildir. Hemen burada deneyelim. Örsümüz var. Ben basmışım daha önce burada. Hemen gene de şey yapalım. Game mod'a geçelim. Buradan hemen e, verimlilik verimlilik 5 büyük kitabımızı alıyoruz. Ve bir tane de elmas kazma alıyoruz. Hemen burada verimlilik 5'i basıyoruz. Hop. Buradan game mode 0 diyelim. Elmas kazmamızla bu katman kayasını yaklaşık 3,5 saat boyunca bu şekilde yaparsak kırılıyor. İnanmazsanız bekleyin görün. Gördüğünüz gibi kırıldı. Hatta ben, ee, bir tanesini kırmaya kalmadım. Bir üç buçuk saat daha bekleyip ikincisini de kırdım. Gördüğünüz gibi. Ee, inanmıyorsanız deneyebilirsiniz evde. Evde deneyebilirsiniz. Ulan bundan uğraşılır mı ya? Cık. Arkadaş. Bir yap şunu. Şöyle yapayım. Dur. E bu nedir ya? Millet kandırıyorsunuz. Hemen diğer bilgimize geçiyoruz. Iron golemlere kılıç atarsanız %4,7 ihtimalle alırlar. Şimdi deneyelim. Önce kendimize bir golem yapalım. Ben şuraya bir tane yaptım zaten. Denedim. Denedim olmadı. Çünkü %4 ihtimal diyor sonuçta yani. %4 ihtimal kaç kere denemem lazım olması için? Şu kafazında koyalım. Hop. Şimdi Iron Goleme Iron kılıç yaraşır. Demir kılıç. Hemen bunu atalım. Bakalım kılıcımızı kabul edecek mi? Al bakayım. Kılıcı al kılıcı. Bir yürü bakayım hadi. mu? Bana bakmayacağım bak. Kılıca bakacaksın. Şöyle atayım. Zaten ee, olasılık çok düşük yani. Hemen almasını beklemeyin. Belki alırlar. Bak lava gitme lan. Lan lava düşeceğim bak. Şunu al şunu. Al şunu kullanırsın. Genç adamsın al hadi. Yok herhangi bir tepki yok. Neyse bu. Böyle kendi kendine şeye dursun. Şöyle şurayı atayım. Biz hemen diğer bilgimize geçelim. Ama bunu e, %4 ihtimal dedik. Yani kesin olacak diye bir şey yok. %4 ihtimal de çok düşük bir ihtimaldir. Al bakayım onu. Hadi son kez. Adam arkasını döndü gidiyor ya. Böyle bir şey var mı? Pusulayı yapmadan doğduğunuz yeri öğrenebilirsiniz. E, nasıl olacağını hemen göstereyim. Şimdi... Hemen e, şurada şeyimiz var. Bizim crafting table'ımız vardı. Ha. Daha burada duruyor mu? Al şu kılıcı. Şuradan e, nasıl yapılıyordu mesela şey? Pusulamız. Ortaya bir tane kızıl taş. Etrafa dört tane demir. Bu şekilde bakın yanında gösteriyor. Pusula ne tarafı gösteriyor? Şu tarafa doğru bir yeri gösteriyor. Hemen bunları alalım. Bak yapmadım şu an. Harcamadım herhangi bir kaynağımı. Ne tarafı gösteriyordu? Şu tarafa doğru gösteriyordu galiba. Bir de şu taraftan deneyelim. Ee, hiç hiçbir kaynak kullanmadık şu an. Bir de şöyle hemen pusulamızı bir yapalım. Gördüğünüz gibi pusulamız gene o tarafı gösteriyor. Hatta diğer taraflardan da deneyeceğim. Yani o, o tarafta doğduk yani ve harbiden bu şeyi açtığımda o tarafta doğmuştu. Niye takılıyorsun ha? Bir de şuradan bakalım. Kılıcı al eline ya şunu at da alsın. Neyse bir ben de mi pusula yapmadım değil mi? Ha. Şöyle demirlerimi ver. Yani gördüğünüz gibi gene aynı tarafı gösteriyor. E, pusulayı hemen kısa süreliğine yanımda taşı eğer şey yapmak istemiyorsanız kaynaklarınızı kullanmak istemiyorsanız, e, harcamak istemiyorsanız bu şekilde e, kaynaklarınızı kullanmadan pusula yapabilirsiniz. Ama adam ne no, ama ne no olacak ki sanki Kızıl, kızıl taş her yerde buluyorum. 4 tane demir de buluyorum. Harcayayım ne no olacak? Bir şey olmaz derseniz de siz bilirsiniz. Hemen diğer bilgimize geçiyoruz. Eskiden Minecraft'ta en güçlü kılıç altın kılıçtı. Ee, şimdiki gibi elmas kılıç değildi. Esma, elmas kılıçtan daha güçlüydü. Ya da elmas kılıç yok muydu o zaman? <laughs> Neyse hiçbir fikrim yok. Ama e, ben oyunu ilk oynadığımda, e, ben de e, ilk oynadığım şeylerde, aylarda ben de en güçlü kılıcın altın kılıç olduğunu zannediyordum. E, çoğunuz biliyorsunuzdur belki ama ee, bu da böyle bir bilgiydi. Hemen diğer e, bilgimize geçiyoruz. Cam kullanarak lavın altında ne olduğunu görebilirsiniz. E, lavın altında herhangi bir maden var mı yok mu bunu öğrenebilirsiniz. Hemen burada bir lavımız var. E, mesela şu ortasına bir şey koyup da onu tekrar kazıp geri onu koyup kazdığımızda altındakini gene göremiyoruz. Her... Onun için e, hemen altındakini görmek için bir tane cam koyalım. Ama bir bile oluyor bu galiba. Cam koyup altında ne olduğunu görebiliyoruz. Bakalım ne varmış. Aa elmas. Aa, çok şaşırdım. Çok şaşırdım. Yanıyorum. Yanıyorum Fatma. Yanıyorum Fatma. Yandım Fatma yanıyorum. Evet. Bu da son bilgimizdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.